Merhaba. 29 Mart 2020 Pazar. Her zaman olduğu gibi genel senetlerimizi değerlendirmek için sizlerle birlikteyim. Öncelikli olarak Garanti Bankası ile başlayalım. Ve Garanti Bankası'ndaki son durumları değerlendirerek önümüzdeki hafta için beklentilerimize bir bakalım. Endeksteki durum gibi Garanti Bankası'nda da bu hafta bir tepkisel atak gelerek 8 15'te en yüksek seviyeyi görerek buradaki dip oluşumunu oluşturmaya çalışmış Garanti Bankası. Tabi normal şartlarda en önemli direnç bölgesi olan 8.75 bölgesine çok fazla yaklaşamamış. Ama en önemli direnç bölgesi Garanti Bankası'nda halen daha 8.75-8.80 bölgesi olarak takip edilmesi lazım. Ve özellikle de Garanti Bankası'nda şu üstten gelen direncin kırılması ve bu bölgede tutunduktan sonra yukarılara atakların hızlanma olasılığı daha yüksek olacak görüntüsünde olan bir durum var düşüncesindeyim. Tabi burada oluşturulan bu kanal şu günle birlikte ne kadar da olsa bir sarkma durumu olsa da oluşturulan kanal bu şekildeki bir şablon hazırlığında da bir durum olduğu görünümünde. Normal şartlarda şuradaki yükseliş durumundan sonra ne kadar da olsa bu bölgeyi biraz olsun kırması o tepkiyi vermesine sebep oldu. Şurada görmüş olduğunuz iki günlük tepki durumu. Normal şartlarda da artık endeksteki duruma istinaden e, önümüzdeki hafta bir düzeltme durumu söz konusu olursa aynı şekilde Garanti Bankası'nda da bu dip oluşumunun tamamlanması ve onay alması için Garanti Bankası'nda da geri çekilerek bu bölgelerde tekrar bir çift dip ihtimali olması söz konusu görünümünde. Yalnız 6 burada görmüş olduğu en düşük 6.75 bölgesinin altına bir düşüş olmadığı sürece daha aşağılar söz konusu olma ihtimali yok. Ama 6.75'teki çift tip onayı alınırsa oradan dönüşle beraber 8.75 ve 9'lu fiyatlara doğru bir atak gelme ihtimali olabilir düşüncesindeyim. Diğer senedimiz Türk Hava Yolları. Tabi Türk Hava Yollarında normal şartlarda e, endeksle beraber oluşan e, 7-80 bölgesi, pardon 7.30 bölgesindeki e, 7-30 bölgesindeki oluşturduğu çift tip e, şablonundan sonra yukarıya bir tepki gelmiş oldu Türk Hava Yollarında. Endeksle beraber Cuma günkü geri gelişle beraber Türk Hava Yolları da Cuma günü bir e, düşüşle kapatmış oldu. Ve normal şartlarda endeksteki durum gibi e, Türk Hava Yolları da bu dip bölgesini oluşturup oluşturmadığını e, onay almak için bu e, 7.40 bölgesine, 7.50 bölgesine tekrar bir düzeltme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 7.40 bölgesinin altına düşüş olma ihtimalinden sonra, e, Türk hava yollarında da oluşabilecek şablon durumu şu şekilde meydana gelebilir. Onu da göz önünde bulundurmamızda fayda var. Ama 740 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece daha aşağıların altı olması söz konusu ihtimali gözükmüyor düşüncesindeyim. Çünkü burada oluşturmuş olduğu dip noktayı onay aldıktan sonra verebileceği tepkiyle beraber Türk hava yollarında görülebileceğimiz atak şu bölgeye yani 10-30 bölgesine en önemli direnç olan 10-30 bölgesine olma ihtimali olur düşüncesindeyim. Bu bölge yani 7.40 bölgesi kırılmadığı sürece tabii buradan 7.40'ın kırılması durumundan sonra oluşacak aşağıya düşüş kanalının da devam etmesi ihtimalini göz önünde bulundurmamız lazım. Normal şartlarda Türk Hava Yolları'ndaki direnç bölümü gördüğünüz gibi bu kanalın üst bölgesi olan Tam direnç noktasından döndüğünü de görebilirsiniz bu şekilde. Yani normal şartlarda buradan dönüşün büyük ihtimaldeki sebebi e, bana göre budur. Yani buradaki dirençle karşılaştığı için bu kanalın üstüne çıkmış olsa devam etme ihtimali 10-30 bölgesine olma ihtimali çoğalacaktı. Buradaki dirençle karşılaştığı için kanalın üst direnci olduğundan dolayı tekrar geri çekilme ihtimalini ve burada yapmış olduğu bu dipin e, onayını almak için tekrar geri gelme ihtimali söz konusu olmuş durumda. Normal şartlarda da Türk Hava Yolları'nda takip edeceğimiz en önemli destek bölgemiz şu şekilde olacak. Yani bu bölgeyi aşağıya kırmadığı sürece 8-10 bölgesi, 8-10 bölgesini aşağıya kırmadığı sürece çift tip yani 7-40'lı onaya gelme ihtimali söz konusu olmaz. Ama 8-10'lara kadar olan durum burada oluşturulacak endeksteki şablon gibi yani normal şartlarda yapmak isteyecekleri şablon gibi burada gelip bu bölgeye düştükten sonra yukarıya bir atak gitme ihtimali söz konusu olabilir düşüncesindeyim Türk Hava Yolları'nda. Diğer serimiz Aselsan'la devam edelim. Aselsan'daki durumda da normal şartlarda 20'li bölgeyi en önemli destek bölgesi olarak belirtmiştik daha önceki videolarımızda ve 20'li bölgeden tepki gelme ihtimali yüksek demiştik. Tabi ee, yani en düşük zaten 20-12'yi görerek o bölgeden geçtiğimiz hafta tepkisini vererek tekrar 25'li bölgeye bir atağı gelmiş Aselsan'ın ve normal şartlarda da bu kanal içinde kalmış oldu. Tabi Aselsan'da da aynı endekste olabilecek duruma istinaden hafif bir geri çekilme Cuma günü için meydana gelmiş. Ama 20'li bölgenin altına düşüş olmadığı sürece ve bana göre de en önemli destek bölgesi olan şurada görmüş olduğumuz bu bölgeye kadar bir düşüş ihtimali yani düzeltme ihtimali söz konusu. Ama bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece de yani 21.80 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece de Aselsan da oluşturulabilecek şablonda bana göre aynı şekilde olma ihtimali söz konusu. Tabi burada oluşturulacak bu şablon durumları çalışırsa endeksteki duruma göre aynı şekilde devam etme ihtimalleri söz konusu olacak düşüncesindeyim. Diğer serinimiz Kardemir D. Endekste oluşan e, ve Türk Hava Yolları gibi oluşturulan şablonlarda e, Kardemirde de burada oluşturulan çift tip durumundan sonra bir tepkisel hareket gelerek e, normal şartlardaki üst bölge olan e, iki onlu bölgeye bir atak geldi. İki onlu bölge zaten direnç konumunda orayı geçemeden onda da Cuma günkü e, endeksteki satışla beraber e, normal bir satışla karşılaşmış oldu Kardemirde. Tabii Kardemirde de aynı şekilde burada oluşturulan bu kanal şablonunun yani normal şartlarda tam destek bölgesine bir düşüş gelmiş oldu. Pazartesi gün için tepki verip bu bölgeyi yukarı taşıyabilirse, aşağıya düşmeden bu çift tip oluşumunu normal şartlarda tamamlamış olarak devam etme ihtimali olabilir. Tabi yine de en önemli destek bölgesi olan 1.80. 3 veya 1.80'li bölge şu an için önemli görünüyor. 1.80'in altına düşüş olursa şurada düştüğü en önemli, en düşük nokta 1.70'e tekrar ona için gelebilir fakat önümüzdeki hafta Kardemir'de normal şartlarda bu bölümü tamamlayabilirse ve 210'u da yukarı geçebilirse 250 bölgesine bir atak yapma ihtimali olabilir. Tabii bu durumda 170'in aşağıya kırılmaması gerekiyor. 170 aşağıya kırılırsa da şu şekildeki düşüş kanalını devam etme ihtimali olarak Göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada oluşturulan bu kanal durumundan sonra kardemir de aynı şekilde üstteki direnci zaten 2.10 bölgesiydi. 2.10 bölgesine en yüksek 2.04'te yaklaşarak oradan e, geriye bir düşüş meydana gelmiş oldu. 1.70 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece daha aşağılar söz konusu değil düşüncesindeyim. Bu haftaki değerlendirmelerim de bu şekilde. Değerlendirmelerimin devam edebilmesi için kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın selamlar saygılar.